Geçmişimiz geleceğinizde sloganıyla faaliyetlerine devam eden Afyon'un ve ülkemizin en önemli firmalarından Elibol Tarım'ı ziyaret ettik. Nerede ziyaret ettik? Tabii ki İzmir Tarım Fuarı'nda. Yanımızda da firmanın yönetim kurulu başkanı sevgili İsmail Bey var. İsmail Bey merhaba. Efendim merhabalar, hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederiz. Elibol Türkiye'de alanında imza atmış kuruluşların başında geliyor. Elibol'un tarihçesini bir alabilir miyim sizden? Tabii ki. Firmamız 57 yıllık bir firma. İlk işe başladığımız hurdacılıkla başlamışız. Sonrasında bu derin kuyu pat pat diye tabir edilen makinelerin, dingilli su araçlarının üretimine devam etmişiz. 79 yılında da Türkiye'de ilk saman makinesini yapan firmalardan birisiyiz. Tabii aile şirketi bizim burası. Yavaş yavaş kurumsallaşmaya başlayan bir şirket. Ve şu anda da 15 çeşit imalatımızla beraber Türkiye'de 46 tane bayimiz ve 27'ye yakın servis ağımızla beraber hizmet etmeye devam eden bir firmayız. İhracat yapıyor musunuz? İhracatımız şu son yaklaşık 2 yıldır biraz hızlandırdık. Daha önce yurt dışı pazara yetebiliyorduk. Ama yurt dışı pazarda son zamanlardaki daralma sebebiyle, çiftçinin eskisi gibi para kazanamama sebebiyle biraz yurt dışına başladık. Şu anda Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, İran, Afrika ve Gürcistan'a 6 tane ülkeye şu anda satışımız var. Ürün yelpazesine bir gelelim. İddialı olduğunuz ürünler var, patentli ürünler. 2017'de göreceğe çıkaracağınız ürünler var. Ürün yelpazenizde hangi ürünler var? Tabii. Öncelikle 2016 yılı bizim için iyi bir yıl olmadı kendi firmamız açısından. Ama 2017'den çok hevesliyiz, çok istekliyiz. Bu sene yağışlar da çok iyi. Birincisi bundan dolayı bereket de iyi. Mahsuller güzel olacak inşallah Rabbimin izniyle. İkincisi de değişik ürünler yaptık. Mesela bu görmüş olduğunuz balya makinesi F6100 otomatik haşpayla dediğimiz, artık ot yaparken ve saman yaparken bu haşpayı takıp sökme derdine son veren bir makine. Bunda çift devirli şanzıman durumu var. Makine saman konusunda sap yaparken 1800'le devirle çalışırken bunu ot durumuna 600 devire indirebiliyorsunuz makine üzerinde. Şaftını hemen söküp takmayla. Haricinde biliyorsunuz yaba sistemleri daha önce pimli sistemdi. Pim kesme işlerine de son verdik. Şimdi otomatik yaylı yaba sistemini kullandık. Ayrıca istenen opsiyona göre şu anda sente dişlisi işlerini de iptal ettik. Artık zincirli sistem bir makineye çevirdik. Ve makinenin alt kontra kısmı otomatik olarak hidrolikle iniyor. İndiği zaman makine olduğu gibi devir de düşüyor zaten bununla beraber. Olduğu gibi ot yonca yapabiliyorsunuz, fi yapabiliyorsunuz. Bunu hidrolikle kaldırdığın zaman sapa samana girebiliyorsunuz. Artık taksok derdinden insanları kurtardığımıza inanıyorum. Bunun da makinenin alt tarafını indiren ilk firma olduğumuz için patentini aldık, faydalı modelini aldık. Bu güzel bir ürün oldu. İnsanların beğenisini bayağı bir topladı. İlgi alaka çok iyi. Satışlarımız da çok iyi kış günü olmasına rağmen. Yine ayrıca işte hasat makinesi, mısır hasat makinesi, katlamalı ve mısır hasat tablolarında da bu sene çok değişiklerimiz var. Gerçekten hani Avrupa'dan üstün makine diyelim ama Avrupa'nın ismi var. Yani şu makineye bir Avrupa isim yazsam hiç kimse itiraz etmez. Buna da eminim. İşte yem karma makinelerimiz zaten sınıflarının en iyisi. Birçok çiftlikte, Türkiye'de benim diyen çiftliklerde makinelerimiz var. Katı gübre romorukları yapıyoruz, taş toplama makineleri yapıyoruz, dal parçalama makineleri, sap parçalama makineleri, yine ot parçalama makineleri yapıyoruz. Bahçe araları, ağaç altlarına Türkiye'de ilk defa gübre atma makinesini yapan firmayız. Meyve toplama romorukları yapıyorum Türkiye'de ilk defa. Yani buna benzer 15 tane imalatımız var. Bundan sonra da İzmir Fuarı'ndayız biliyorsunuz malum. Hemen arkasından Antep Fuarı'na katılıyoruz. Hemen arkasından Denizli Fuarı var, Konya Fuarı var, Afyon Fuarı var. Ve İzmir'e gidiyor musunuz? Tabii bu 2,5 aylık sezon zamanında, sezon öncesi zamanında en sonunda Mardin Fuarımız var. 6 tane fuara katılacağız. Hem müşteriye ayağında hizmet vermeye çalışıyoruz. Varsa sorunları, sıkıntıları onları dinlemeye çalışıyoruz. Talepleri varsa ekstra onları dinliyoruz. Çünkü biz yapıyoruz ama kullanan bizden daha iyi biliyor her şeyin eksiğini, noksanını. Bu piyasada bu kurdan dolayı üreticiler ciddi sıkıntı yaşıyorlar ki siz de yaşıyorsunuzdur. Süreci siz nasıl okuyorsunuz? Bir üretici olarak, imalatçı olarak bu süreç nerelere gidiyor? Efendim tabii Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor ülkemiz üzerinde. Bu bir gerçek, bu bir malum. Tabii Euro'nun doların bu kadar çok yükselmesi. Ben yaşım 42. Şu son 4 ayda hayatım hiç bu kadar seri zamları bir arada görmemiştim. Yani bir hafta aldığımız malı bir hafta sonra satıyoruz. Sattığımız maldan tekrar yerini alırken zarar ediyoruz. Yani böyle bir esnaflık hiç görmemiştik.
Ya Allah hepimize yardımcı olsun ama biz Türk milletiyiz. Varsa üzerimize düşünecek bir şey, bunu çekeceğiz. Ya zamlar şu anda inanın sadece demire %80'e yakın zam var şu son. Ya bunu da anlamıyorum. Yani dolara gelen zam işte 130 civarında bu son trendin yükseldiği nokta. Neden %80 yaparlar? Ya neden %80 yapılıyor? Arada artık bu komisyoncu dediğimiz insanlar mı? Stok tabii ki. Stok yapan insanlar var. Demir sacı ülkede belli bir yerlerden alabiliyorsunuz. Adam çekiyor, stoğuna bir ay mal vermiyor. Size de mal lazım. Mecburen her istedikçe, talep arttıkça fiyat içiriyorlar. Tabii bu sıkıntılar yaşanıyor ülkede. Yani bu sadece demir saç konusu değil. Meyve sebze de aynı şekilde. Tarlada sandıkların patatesi meşhurdur bilirsiniz. Tarlada 200 liraya, 300 liraya patates satılamadı. Şimdi marketlerde 1100 lira, 1200 lira, 1400 lira. Yani vatandaşa da yazık. Salçada da böyle 80 kuruşa verilen, 150 kuruşa verilen domatesi 5 liradan satıyorlar salça olarak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı arıcılara sistem etti. Bu konuyu bakana da talimat verdi. Bu kepazeliğe bir son verin babında ama Sayın Cumhurbaşkanı'na birileri de inşallah bizi izliyordur. Bu sac olayında da bir el atması lazım. %30 dolara kur farkını %80 üreticiye yansıtmak kara borsacılık diyorum ben. Tabii ki ben şuna iddia ediyorum. Geçen seneki satış fiyatlarına burada insanlar mal satıyor. Biz o zamları çok koyamıyoruz. Gelen bu zamların %30 bile olmuş olsa inanın samimiyetimle biz %10'unu bile koyamıyoruz bu zamları şu anda. Kârımızdan gidiyor, masrafımızdan gidiyor. Bugün için çiftçi bakın gübresi yükseldi, mazotu yükseldi, yem fiyatları yükseldi, işçilik yükseldi. Hala 3-5-10 sene önceki fiyatlara ürün satmaya kalkıyor, haklı. Biz de aynı şekildeyiz. Artık küçülüyoruz, kar oranları düşüyor. 100 elemanım varsa 70'e düşürüyorum, kapasitem 300 makineyse 200'e düşüyorum. Herkes bunu yapmak zorunda artık. Ufalıyoruz yani biz sanayici olarak ufalıyoruz. Bunu buradan sizlerin aracıyla yetkililere de belirteyim. Sadece konuşmak değil, sadece eleştirmek değil, yaptırım istiyoruz biz. Bu ülkede yaptırım olsun. Bu milletvekilleri boşuna para almasın. Sadece bu ülkenin şu anda başkanlık sorunu yok. Bu ülkenin ekonomik sorunu var. Hiç kimsenin çıkıp da ekonomi hakkında şu an ülkede bir şey konuştuğu yok. Turizmci kan ağlıyor. Esnaf kan ağlıyor. Yani her sektör kan ağlıyor şu anda. Bunu da bütün yüreğimle ve samimiyetimle söylüyorum. Önce çiftçiye el atsınlar. Bu ülkenin %35'i tarımdan, topraktan geçiren insanlar. Önce çiftçi kazansın. Çiftçi kazandığı zaman biz de oluyor zaten. Şöyle bir olay var. Bu bölümümüzde özellikle ben hemen hemen her röportajda da söylüyorum çiftçilere de, üreticilere de. Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki 2018-19 demedi ama verilen taahhüt olduğunda biz öğrendik. Gümrük Birliği'ndeki duvarlar kalkacak. Avrupa'daki çiftçi ürettiği fiyata karını koyacak normal satış. Türkiye'ye herhangi bir engel olmadan Türkiye pazarına girecek. Şimdi Avrupa'yla ham madde mukayesesi yaptığınız zaman işte bizde mazot 5 liraya dayandı. Elektrik keza yine öyle. Su aynı şekilde. Rekabet şansı zaten Avrupa'yla yok. Bu adamların da Türkiye'ye serbestçe girdikleri zaman çiftçi o zaman problem yaşayacak. Hemen bir tık sonra da siz yaşayacaksınız. Bu sürecini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi siz konuşurken aklıma bir şey geldi. Ben bildiğim kadarıyla ki yanlış bilmiyorum diye düşünüyorum. Biz şu anda Avrupa Birliği'ne üye olmayıp da Gümrük Birliği'ne üye olan tek ülkeyiz. Bundan dolayı 70 milyon bir pazarımız var. Türkiye büyük bir pazar. İlaç sektörü, hayvancılık sektörü, tohum sektörü, her sektörde insanlar yurt dışı firmaları Türkiye'ye mal satabiliyor. Ama bizler yurt dışına mal satarken KDV'si, gümrüğü, şunu, bunu o kadar zorlayıcı oluyor ki. Yani Türkiye'de belirli şeyler oturacaksa buradan sayın yine devlet yetkililerine sesleniyorum. Varsa öyle bir gücümüz, Gümrük Birliği'nden çıkalım. Bizi Avrupa Birliği'ne almayan bir ülkeler toplumunun içinde. Biz de Gümrük Birliği'nden çıkalım ki oradaki zaten bir Avrupa'daki bir ekonomik krizi var malum herkesin bildiği. Türkiye gibi 70 milyonun pazarı kullandırmayalım ki onlarla artık eşit şartlara gelelim. Ben burada imalat yapıyorum aynı makineyi. Adam Avrupa'dan getiriyor daha uygun, daha güzel şartlarla buraya getirebiliyor. Gümrük almıyoruz. Çin'e makine satamıyorsun, Özbekistan'a satamıyorsun. Yani şimdi İsmail Bey şunu ben bilmiyorum programlarımı izlediniz mi? Ben bu olaylara çabuk sinirlenen bir adam. Şu anda da benim fitesten atma noktasına geldim. Şimdi Gıda Tarım Hayvancılık bakın eski bakan Mehdi Eker'e Fransa'da madalya verdiler. Niye? Fransa hayvancılığına vermiş olduğunuz destekten dolayı.
Bizim bakanımız da gitti, o madalyayı taktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'ne res çekti. Yani girmeyiz, olur biter dedi. Biz kendi kendimize yeteriz. Bizim yolumuz var, başka yollarda buluruz dedi. Bunda da halk alkışladı. Ama Cumhurbaşkanı'nın başlamasından sonra Ekonomi Bakanı'ndan Avrupa'da kapıları duvarları yıkacağız, bizim 80 milyonluk ülkeyi pazar yapacağız noktasında açıklamalarda bana tezat oluşturuyor. Eğer çiftçinin dinamikleriyle oynanırsa, çiftçi şehre göçe zorlanırsa bu ülkenin çivisi çıkar. Sanayisiz etkinin yani %35 gibi lokomotif bir halk kitlesi bu. Ya bu konuda ne yapılması lazım? Efendim ya tabii ki... Halk ne yapması lazım? Ya şu anda tabii halk kendi çalışıyor zaten. Elinden geldiği gücü kadar, nispeti kadar ekmek parası için, çoluk çocuğu için çalışıyor. Ama gerçekten hayat şartları çok zorlaştı. Yani samimiyetimle söylüyorum, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan, piyasalardan biliyoruz. Gerçekten şimdi hani bir tabiri vardır. Kaçan da Allah diyor, kovalayan da Allah diyor şimdi. Böyle bir durumda. Tabii burada hükümetin destekleyici olması lazım. Hükümetin özellikle üretim ve istihdamın önünü açması lazım. Ben hükümetin yaptığı birçok doğru iş olduğunu biliyorum. Birçok güzel işler yapıldı ama... Mesela yanlış yapılan işlerden bir tanesi şu, insanları hazıra dayalı alıştırdık. Odun yardımı, kömür yardımı, işte dul kadınlara yardım, şuna yardım, buna yardım. İşsizlik parası oldu 600-700 lira, asgari ücret 1400 lira zaten. Hani insanları önce bir hazırcılıktan çıkarmak lazım. Biz çalışan, üreten toplum haline gelmemiz lazım. Aslında da başka şeyler var, toplum, tüketen toplum dediğiniz çok önemli bir tespit. İşçi bulmakta Konya'da firmalar zorlanıyor, işçi bulmakta neden? Devletten aldığı yardımlarla ya işi beğenmiyor ya da oradaki imkanlardan kurtulmak istemiyor. Artık bu başkanlık sistemi ne zaman sonuçlanacak bilmiyorum ama Türkiye'nin gündeminden bir çıkıp artık halk için ne yapılması lazım, buna bakılması lazım. Biz tekrar ticarete dönelim abi. Size nasıl ulaşabilirler? Efendim bize bayi ağlarımızla. Servis ağlarımızda zaten hemen hemen her yerde var, biraz önce bahsettim. Bunun yanında tarım kredi kooperatifleri, pancar kooperatifleri, ziraat odaları aracıyla bize ulaşabilirler. Telefonlarımız mevcut, internet, sosyal medyada bize ulaşabilirler. Yani biz çiftçinin aradığı her yerdeyiz kısacası. Evet, bir telefon kadar yakınız. Bir telefon kadar yakınız herkese. Ekmeğimizin peşindeyiz. Müşteri memnuniyeti bizim için önemlidir. Yani Allah yapısı değil, kul yapısı. Bütün makere arıza yapabiliyor. Bütün firmalarık yapabiliyor Avrupa'da olsa. Ama önemli olan bu arızayı en kısa zamanda çözebilmek önemli. Biz o firmalardan bir tanesiyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi Elibol tarım makinaları hem ülkenin ekonomik durumunu masaya yatırdık. Aslında tarım masasına davet etmek istiyorum ben İsmail Bey'i. Tarım masasında ekonomiyi bu manada değerlendirmek lazım. Aynı zamanda inşallah tesislerine de gidip tesislerini de görüntülemek istiyoruz. Ama sözün özü, ülkede tarım sektörü iyi noktalara gitmiyor. İyi noktaya o sürece sokabilmemiz için de hem hükümetin hem halkın beraber hareket etmesi gerekiyor. Avrupa'ya pazar olarak girmeye çalışırken ülkemizi Avrupa'ya pazar yaparsak bu işin çivisi çıkar. O yüzden herkes aklını başına devşirsin, Türk çiftçisine, Türk tarımına sahip çıksın.